Merhabalar arkadaşlar. Bugün kampımızın tam 15. günündeyiz ve bugünkü konumuz üssü sayılar arkadaşlar. Eğer hazırsanız hemen gelin konumuza başlayalım. Önce tanımımıza bakalım. A reel sayı ve N ise pozitif tam sayı olmak üzere A üzeri N demek arkadaşlar N tane A'nın yan yana yazılarak çarpımı demek. Yani A üzeri N'nin biz N tane A'nın çarpımına eşit olduğunu söyleyebiliriz. Dedelim arkadaşlar, n tane a'nın çarpımı a üzeri n olurken n tane a'nın ise yan yana yazılarak çarpımında, burayı yine n tane diyelim. İşte burada n tane a'yı toplamış oluyoruz. Dolayısıyla n çarpı a'ya eşit bir ifade elde etmiş oluyoruz. Şimdi gelin hemen üssü sayılardaki özelliklerimize bakalım. Öncelikle arkadaşlar a üzeri 1, yani her sayının birinci kuvveti a'ya eşit olurken tabanımız 0 olmamak üzere 0 hariç bir sayının 0. kuvveti ise 1'e eşit olurken yine n 0 olmamak üzere 0'ın bütün kuvvetleri 0 olacaktır. Biz burada tabanı niye 0, burada ise üstü niye 0 alamıyoruz? Çünkü 0 üzeri 0 bir belirsizliktir. Buna belirsiz diyelim. Biz bunu neye eşit olduğunu bilmiyoruz. Yani üssü sayılarda da köklü sayılarda da toplama çıkarma yapılırken burada herhangi bir kuralımız mevcut değil. Biz ancak burada her bir terimimizde ortak olan ifadenin parantezini alabiliriz. Yani burada ortak olan a üzeri n olurken bakın a üzeri n'yi aldık, burada kaldı a. Aradaki işaretim artı olup a üzeri n'yi aldığımda burada b elde ettim. A üzeri n'yi aldığımda bakınız burada da eksi c elde etmiş oldum. Şimdi tabanlar aynı iken üstü en küçük olan hepsinde ortaktır. O yüzden arkadaşlar işte bu tarz durumlarda da üstü en küçük olanın parantezini alarak burayı düzenleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar çarpım durumunda bakın burada n tane a'yı burada m tane a'yı yan yana yazıp çarpmış. O zaman biz n tane m tane daha n artı m tane a'yı çarpmış oluruz. O zaman da şöyle bir şey söyleyebiliriz. Tabanlarımız aynıysa çarpım durumunda üstleri toplayarak buraya m artı n diyebiliriz. Aynı şekilde bölüm durumunda da arkadaşlar tabanımızdaki ifadeyi yukarıya eksi olarak göndeririz ve a üzeri n eksi m'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi tabanlarımız değil de üstler aynıysa bu sefer de arkadaşlar burayı tek bir üste yazıp a çarpı b'nin n'inci kuvveti ya da aynı şekilde yine bölüm durumunda olduğunda a bölü b'nin n'inci kuvveti şeklinde işte buradaki ifademizi de düzenleyebilmiş oluruz. Hemen sorumuza bakarsak, bakınız arkadaşlar bize üssü sayılarda toplamalar verilmiş. Biz o zaman ne demiştik? Üssü sayılarda toplama ve çıkarma olduğunda herhangi bir kuralımız mevcut değildi. Yani biz burada ortak olanın, tabanlar aynıysa da ortak olan nedir arkadaşlar? Üstte en küçük olan, işte buradaki sayıların hepsinde vardır. O zaman burayı üstte en küçük olanın, yani payımızı 5 üzeri 11 en küçük olduğuna göre bunun parantezini alırsak 13 taneden 11 taneyi aldığımda burada kaldı 2 tane. Aradaki işaretimi yazdım. 12 taneden 11 taneyi aldım. Kaldı 5 üzeri 1. Artı 5 üzeri 11'in hepsini aldığımız için burada ise kaldı 1'imiz. Şimdi paydada ise bakınız üstü en küçük olan 5 üzeri 8. O zaman burayı da yine ortak olanın parantezine aldığımda 10 taneden 8 taneyi aldım. 5 üzeri 2'm kaldı. Artı 9 taneden 8 tane aldım. 5 üzeri 1. Artı 1 dersek artık bakın arkadaşlar bunların arasında çarpma var. Ve payımızda da paydamızda da bu çarpanlarımız ortak olduğuna göre direkt olarak bunları sadeleştirebiliriz. Şimdi elimizde kalan sayımız 5 üzeri 11 bölü 5 üzeri 8 olurken bakın tabanlarım aynı. Sayımı yukarıya gönderdiğimde 5 üzeri 11 üst eksi olarak geçiyordu ve burası 5 üzeri 3'e ki o da 125'e eşit olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Hemen gelin bir diğer sorumuza devam edelim. Yine bakınız aralarında toplama olan ifadelerimiz mevcut. Biz bu tarz soruları yaparken bakınız payımızda 3 üzeri x ortak parantezine de alabiliriz. Fakat o zaman elimizde rasyonel ifadeler gelir. Biz bu tarz sorularda üstü en küçük olanın parantezine alırsak sorularımızı çok daha kolay bir şekilde yorumlayabiliriz. O zaman üstü en küçük olan nedir? X, x artı 1 ve x eksi 1 varsa işte x eksi 1 dediğim sayı en küçük. O zaman payımı 3 üzeri x eksi 1 parantezine aldığımda şimdi x eksi 1 ile neyi toplarsam x elde ederim? 1'i. O zaman burada kaldı 3 üzeri 1. Artı diyelim x eksi 1 ile neyi toplarsam x artı 1 elde ederim arkadaşlar?
2'yi, o zaman burası 3 üzeri 2 olurken, çünkü bunu çarptığım zaman üstleri toplayarak o sayıyı elde edeceğim. Artı bunun zaten kendisini tamamını aldığımız için burada ise 1'imiz kalacak. Aşağıya geçelim. Burada da üstü küçük olan, bakınız, 3 üzeri x. O zaman burayı da ortak olan paranteze aldığımda x taneyi alırsam burada 3 üzeri 2, buranın tamamını almış olduğum için burada da 1'im kalacak. Hadi gelin parantez içlerini düzenleyelim. 3 üzeri x eksi 1 çarpı burası 3 artı 9 artı 1'den 13 oldu. Bölü diyelim, paydamızda da 3 üzeri x'imiz, burası 9 artı 1'den 10'a eşit olacak. Şimdi arkadaşlar gelin, burada tabanlarımız aynı olduğu için biz bunları tek tabanda yazabiliriz. Ve daha kolay yorumlayabilmek için de üstü küçük olanı büyük olanı yanına atalım ve paydadakini yukarıya çıkartırken de ya da yukarıdakini aşağıya indirirken de üstünü eksiyle çarpıyoruz. O zaman burada üst daha küçük olduğu için bunu aşağıya alırken eksi x eksiyle çarptığımda artı 1 elde ettim. Ve bu durumda payım 13 olurken paydam ise 3 üzeri 1 çarpı 10'a, yani 30'a eşit olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Şimdi de negatif sayıların kuvvetlerini incelediğimizde eksi 1'in çift kuvvetlerinde arkadaşlar, bakınız burada 2n tane eksi 1'i çarp dersek, şimdi burada 2'nin katında eksi 1'i çarptığımızda, örneğin 4 taneyi çarptım, 2 eksi birbirini nötrledi. Aynı şekilde 2 eksi birbirini nötrledi. Yani burası artı 1 olacaktır. O zaman her 2 tane eksi birbirini pozitif yaptığına göre parantezin üstü çift kuvvetlerinin biz bu durumda artı 1'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Tek kuvvetlerde ise 2 tane eksi birbirini nötrlerken 1 tane eksim kalıyor. Dolayısıyla eksi 1'in parantezin üstü tek kuvveti olduğunda bunun da eksi 1'e eşit olduğunu anlamış oluruz. Fakat arkadaşlar burada parantezimiz yoksa, işte buradaki kuvvet bakınız sadece 1'in üzerindedir. Dolayısıyla aslında bu gösterimden anladığımız eksi başta kalmak üzere çift tane 1'i çarp demek. Arkadaşlar ben burada 1'leri çarptığım için 1 olurken işte öndeki işaret kendini koruyacak ve burası eksi 1'e eşit olacak. Yani parantez yoksa eğer eksi 1'in çift kuvveti de eksi 1'in üstü tek olduğu durumda da her halükarda eksi 1'e eşit olacaktır. Şimdi arkadaşlar a üzeri eksini üste eksi gördüğümüzde bu eksi tabandaki sayıya döndür demek. Benim şu an tabandaki sayım a sayısı. Yani a bölü 1 olduğuna göre ben bu sayıyı döndürürsem 1 bölü a'nın şu an döndürdüğüm anda eksiyle işim bitti. Burada kalan kuvvetimde n olup işte 1 bölü a'nın n'inci kuvvetine eşittir diyebilirim. Aynı şekilde burada da eksiyi gördüğüm anda tabandaki sayıyı döndürdüm, oldu b bölü a. Bunun n'inci kuvveti olarak burayı da elde etmiş oluruz. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda buradaki sayıları hesaplamaktansa çarpma ve bölme işlemleri olduğunu, lütfen işlem hatasız sorumuzu çözebilmek için öncelikle tüm ifadenin işaretini gelin düşünelim. Daha sonra da tek tabanda bu sayıları kuvvet olarak yazdığımızda çözümümüze kolayca ve işlem hatası riskini en aza indirerek sorumuzu yorumlamaya çalışacağız. Gelin önce işaret inceleyelim. Önce burası eksinin çift kuvveti olduğu için artı olacak. Yani şu an bu eksiyi buradan götürmüş. Çünkü bu işareti değerlendirmiş oldum. İkinci çarpanımda eksinin tek kuvveti var. Dolayısıyla eksi dedim. Burayı da sildim. Burada parantez olmadığı için eksinin tüm kuvvetleri muhakkak eksi olacaktır. Yani buradaki işareti de değerlendirdim. Şimdi sonucun işaretine bakarsak eksi ile eksi birbirine artı yaparken işaretimi artı olarak koydum. Şimdi buradaki sayılarımın her biri 3'ün kuvveti olduğuna göre gelin bunları 3 üzeri sayı olarak düzenlemeye çalışalım. Öncelikle burası 3 üzeri 1. Ben bunu yukarı attığımda 3 üzeri eksi 1 olacak. O zaman 3 üzeri eksi 4'e eşit olacak. Çarpı diyelim. Burada da 3 üzeri 7'miz varken paydamızda ise 3 üzeri 4'ümüz mevcut. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki sayılarımızın tabanları aynı. O zaman biz çarpım durumunda üstleri toplayacağız. Yani eksi 4 ile 7'yi topladığımda 3 gelirken
paydadaki üstümü de yukarıya atarken eksiyle çarparak geçirdiğime göre bakınız burası 3 üzeri eksi 1 oldu ki eksi bu tabandaki sayı döndür demekti. Yani 1 bölü 3'ün birinci kuvvetinden gördüğünüz gibi cevabımıza ulaşmış oluruz. Aynı şekilde arkadaşlar hemen şu özelliğimizi de bir hatırlatalım. A üzeri x'in y'ninci kuvvetini aldığımızda üstün üstü çarpılır. Yani burası a üzeri x çarpı y'ye eşit olurken bakınız bu çarpımda da yine gelin kolayca yapabilmek için önce işaret incelememizi yapalım. Şimdi burası eksinin parantezin üstü 1. O zaman tek kuvveti olduğu için buranın eksi olduğunu biliyorum. Eksinin parantezin üstündeki sayıya bakacağım. A'nın üstündeki sayı bu eksiyi etkilemiyor. Dolayısıyla eksinin birinci kuvveti olduğu için burası da eksi. Eksinin parantezin üstü çift olduğuna göre çift kuvveti oldu artı dedim. Eksinin çift kuvveti oldu artı dedim. Bu işareti sildim. Eksinin tek sayı kuvveti oldu eksi dedim ve şimdi işaret incelersek iki tane eksiyi artı yaparken burada bir tane eksim kaldığı için sonucumun işareti negatif olacak. Şimdi gelin buradaki her bir sayıyı artık işarete bakmaksızın A'nın kuvvetleri şeklinde ifade etmeye çalışalım. Buradan A üzeri 3 geldi. Buradan 2 kere 1'den artı 2'm geldi. Bu ikisini çarparsam buranın eksi 2 olduğunu biliyorum. Şimdi paydamıza da bakarsak burada a üzeri 4'ümüz varken çarpım durumunda olduğu için yine üstleri toplayalım. Buradan da ikisinin çarpımından eksi 6 geldiğine göre şimdi sonucum eksiydi ve a üzeri payım 3 olurken paydam ise eksi 2 oldu. Şimdi gelin alttaki sayımızı yukarıya geçirirsek üstünü eksiyle çarparak çıkarıyorduk. Dolayısıyla eksi a üzeri 5'e ulaşmış oluruz arkadaşlar. Şimdi bakalım bir diğer sorumuza. Arkadaşlar bize 2 üzeri x verilmiş ve bu ifadenin değeri sorulmuş. Öncelikle biz akla karayı bir ortaya çıkaralım. Yani biz burada çarpım durumunda nasıl üstleri topluyorsak üstler toplam durumunda olduğunda da bunları çarpım şeklinde yazabiliriz. Yani 4 üzeri x artı 1 yerine ben 4 üzeri x çarpı 4 üzeri 1 diyebilirim. 4 üzeri 1 zaten hali hazırda tanıdığım bir sayı. Dolayısıyla benim bu soruyu çözebilmek için 4 üzeri x'e ihtiyacım olacak. Şimdi 4 sayısı üslü sayılarda da logaritmada da 2 üzeri 2'ye eşittir. Nereden türediyse hemen gelin onu yazalım. O zaman burası 2 üzeri 2x olurken bakınız arkadaşlar ben 2 üzeri x'in a üzeri 1 olduğunu biliyorsam şimdi biz bu tarz sorularda arkadaşlar soruyu kolayca yorumlayabilmek için bize üslü sayılarda solda bir tane sağda bir tane ifade verilip eşitlik verildiğinde biz bu eşitlikte her iki tarafın üstünü aynı sayıyla çarpabiliriz, bölebiliriz. Neyi elde etmek istiyorsak, diyelim ki m ile çarptım, yeter ki sağ tarafı da m ile çarpayım. Diyelim ki n'ye böldüm, yeter ki sağ tarafı da n'ye böleyim. Yani her iki tarafı aynı sayıyla çarptığımda ya da böldüğümde dengeleri değiştirmemiş, dolayısıyla bu eşitliği bozmamış oluyorum. O zaman bize 2 üzeri 2x mi lazım? Şimdi buradaki eşitliğe bakarsam her iki tarafın üstünü bunun için 2 ile çarptığımda bakınız 2 üzeri 2x eşittir a üzeri 2 oldu. O zaman yanında da 4 çarpanı olduğuna göre işte bizden istenen ifadenin a cinsinden değerini elde etmiş olduk. Fakat arkadaşlar a üzeri x eşittir b üzeri y olduğunda biz her iki tarafın üstünü aynı sayıyla çarpabiliriz veya bölebiliriz. Fakat her iki tarafı aynı sayıyla toplama ya da çıkarma yapamayız. Bu durumda eşitliği bozmuş oluruz. Dolayısıyla buna dikkat etmemiz gerekecek. Hemen bakalım bir diğer sorumuza. Burada da yine 2 üzeri x'in 3'e eşit olduğu verilmiş. Arkadaşlar bu tarz sorularda 2'nin hangi kuvveti 3'tür diye düşünmeyin. Çünkü bunlar logaritmik sayılardır. Yani burada x reel sayı olduğu zaman bizim buradaki x'i düşünerek soruyu yorumlamamamız gerekir. Hemen sorunun bizden istediğini düzenleyip işte burayı elde etmeye çalışacağız. Arkadaşlar öncelikle bir soruda x artı 1 bölü x gibi bir ifade gördüğümüzde bakın payımda da x paydamda da x var. İşte burayı düzenleyebilmek için hemen şöyle soruyu sevelim ve burayı 3 üzeri x bölü x yani 1
artı 1 bölü x olarak düzenleyelim. 3 üzeri 1 hali hazırda zaten tanıdığım bir sayı. O zaman ben bunu ayrıştırırsam burası 3 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1 bölü x'e eşit olacak. Burası zaten 3. O zaman benim amacım bu sayıyı elde etmekse şimdi bana verilen eşitliğe gözümü dikiyorum. Ben ne biliyorum? 2 üzeri x'in 3 üzeri 1'e eşit olduğunu. Fakat benden ne isteniyor arkadaşlar? 3 üzeri 1 bölü x. O zaman bu eşitlikte her iki tarafın üstünü aynı sayıya bölebilirdim. Yani her iki tarafı x'e böldüğümde bakın 3 üzeri 1 bölü x bunlar birbirini götürürken 2 üzeri 1'e eşitmiş. O zaman bu sayının yerine de 2 yazarsak 2 kere 3'ten cevabımızın 6'ya eşit olduğunu elde etmiş oluruz. Evet, şimdi de gelelim üstü denklemlere arkadaşlar. Öncelikle tabandaki sayımız eksi 1, 0 ve 1 olmamak üzere diyelim. Çünkü tabandaki sayımız 1 olduğunda ya da 0 olduğunda bu sayıların örneğin 1'in tüm kuvvetleri 1'e eşittir ya da 0'ın 0 hariç tüm kuvvetleri birbirine eşittir. Aynı zamanda eksi 1'in çift kuvvetleri birbirine, eksi 1'in tüm tek kuvvetleri de birbirine eşittir. Dolayısıyla tabandaki sayımız eksi 1, 0 ve 1 hariç dediğimizde işte bize böyle bir eşitlik verildiğinde arkadaşlar tabanlarımız aynıysa bu eşitliğin sağlanabilmesi ancak üstteki sayılarımızın birbirine eşit olduğu durumda gerçekleşecek. Hemen gelin verdiğimiz örneğe bakalım. Soldaki sayımız 2 üzeri 3x eksi 4 olurken arkadaşlar 16'da 2'nin 4. kuvvetine eşittir. O zaman buraya da 2 üzeri 4 dediğimizde işte şimdi bu eşitlikte tabandaki sayılarımız birbiriyle aynı olduğuna göre üstteki sayılarımız da birbirine eşit olacak. Yani 3x eksi 4 eşittir 4 olurken bu durumda 3x'in 8'e eşit her iki tarafı da 3'e bölersek aradığımız x değerinin 8 bölü 3'e eşit olduğunu elde etmiş oluruz. Şimdi arkadaşlar bu sefer de tabanlar değil de üstler birbiriyle aynıysa yine aynı şekilde tabandaki sayımız eksi 1, 0 ve 1 olmadığı durumları inceliyoruz. İşte burada da arkadaşlar iki durumda bunu inceleyeceğiz. Çünkü n sayımız çift ise bu durumda tabandaki sayılarımız birbirine eşit sayılarda olabilir veya birbirinin eksilisi de olabilir. Çünkü eksinin çift kuvvetinde aslında bu eksinin herhangi bir önemi olmayacak. Veya üstteki sayımız tek ise bu durumda direkt olarak tabandaki sayılarımızın birbirine eşit olması gerektiğini söyleyebiliriz. Şimdi bize verilen örneklerde bakınız arkadaşlar 27 sayısı 3'ün 3. kuvvetine eşittir. O zaman 2x eksi 1'in 3. kuvveti eşittir 3 üzeri 3 dersek şimdi bu eşitlikte üstlerin birbiriyle aynı olduğunu görüyoruz. O zaman öncelikle direkt olarak tabanların birbirine eşit olduğunu söyleyebilirim. Pekala tabanlar birbirinin eksilisi olabilir mi derken üstteki sayım tek olduğu için birbirinin eksilisi olamaz. Bu durumda da 2x'in 4 olduğu durumda x değerinin 2'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. İkinci ifadede ise bakınız 2x eksi 1'in 4. kuvveti 81, 3'ün 4. kuvvetidir. Şimdi üstler birbirine eşit olduğu durumda tabandaki sayılarımızın eşitliğini öncelikle hemen söyleyelim. Hemen geçtim üstü kontrol ettim. Üstteki sayım çift olduğu için aynı zamanda tabanlar birbirinin eksilisi de olabilir dedim ve buradan 2x4 olurken 1x değerim 2 oldu. Bir diğer x değerim de her iki tarafı 2'ye böldüğümde eksi 1'e eşit olarak bulunmuş olur. Bu sorumuzda da yine bir eşitlik var. Bakıyorum üstler birbirine eşit. Öncelikle tabandaki sayılarımın birbirine eşit olduğunu söyledim. Üstü kontrol ettim. Üst çift sayı. O zaman tabandaki sayıların birbirinin eksilisi de olabilir dedim. O zaman buradaki sayıyı eksiyle çarptım ve işte bu eşitlikten a'nın 8'e eşit veya 3a eşittir 4 olup a'nın 4 bölü 3'e eşit olduğunu söyleyebildim. A'nın değerler toplamı soruluyorsa gelin bu iki sayıyı toplayalım. Payda eşit dediğimizde burası 4 artı 24 bölü 3 olurken cevabımız
28 bölü 3'e eşit olarak bulundu. Şimdi bu sorumuzda ise arkadaşlar ne üstlerimiz birbiriyle aynı ne de tabanlarımız birbiriyle aynı. Buradaki düğümümüzdeki değişkenlerin tam sayı mı yoksa reel sayı mı olduğu. Reel sayı olduğu durumda evet bu eşitlik farklı farklı durumlarda logaritmik değerlerde sağlanabilir. Ama üstler tam sayı olduğunda arkadaşlar tabanlar birbiriyle aralarında azalsa bu ancak a üzeri 0 taban 0 olmadığında 1'e eşittir. Yine aynı şekilde tabanım 0 olmadığı takdirde b üzeri 0 da 1'e eşittir. Gördüğünüz gibi bu eşitliğin yakalanabilmesi ancak üstlerin 0'a eşit olduğu durumda gerçekleşir. 2 üzeri 0, 5 üzeri 0 ikisi de 1 olduğu durumda ancak bu eşitliği elde edebilmiş oluruz. Yani a eksi 2 eşittir 0 diyelim ve buradan a'nın 2 olduğunu bulalım. A artı b eksi 5 de eşittir 0 dersek a'nın zaten 2 olduğunu biliyorsak arkadaşlar b eksi 3 eşittir 0 olurken bunu sağlayan b değerini de 3 olarak bulmuş olalım. Bizden a çarpı b isteniyorsa 2 çarpı 3'ten cevabımız 6'ya eşit olacak. Şimdi arkadaşlar bir diğer denklemimizde ise a üzeri n eşittir 1 olduğu durumda hangi durumlarda benim bu üstü sayım 1'e eşit olabilir? İlk durum önce 1'in bütün kuvvetleri 1'e eşitti. Yani tabandaki sayım 1 olduğu durumda işte ben bu eşitliği elde edebilirim. Çünkü 1'in bütün kuvvetleri 1'e eşittir. Tabandaki sayı 1 yapan köküm direkt cepte olacak. İkinci durumum tabandaki sayım eksi 1 olabilir. Fakat arkadaşlar burada kontrol etmem gerek. Çünkü eksi 1'in ancak çift kuvvetleri 1'e eşit olurken eksi 1'in tek kuvvetleri eksi 1'dir. Dolayısıyla bu benim denklemimi sağlamaz. Üçüncü bir durumsa arkadaşlar üstün 0 olduğu durumda tabanım 0 hariç bir sayıysa işte bu bana 1'i verebilir. Fakat burada da bulduğum n değerini kontrol etmem gerekir. Çünkü 0 üzeri 0 1'e eşit değil belirsiz bir sayıdır. Dolayısıyla tabanın eksi 1 olduğu ve üstün 0 olduğu durumlarda bulduğum sayıları buradaki sayıyı herhangi bir sıkıntıya sokup sokmadığını değerlendirmemiz gerekecek. Şimdi bakınız arkadaşlar öncelikle burası 1'e eşitse tabandaki sayımızın yani x eksi 3'ün 1 olduğu durumun direkt cepte olduğunu söylemiştik. Yani bu denklemi sağlayan x eşittir 4 direkt cebe alındı. İkinci durum tabanım eksi 1 olduğunda bunu sağlayan x değerini buldum. Fakat burada bunu kontrol ediyorduk. Çünkü tabanım eksi 1 iken üstündeki sayı tek mi çift mi? Çünkü tekse bu 1 değil eksi 1 yapacaktır. Dolayısıyla üstte x gördüğüm yere 2 koyarsam burası 4 eksi 9'dan bakınız eksi 1'in eksi 5. kuvvetine eşit oldu ki eksi 5 sayısı tek bir sayı olduğu için burası eksi 1'e eşittir. Yani 1'e eşit değildir. Dolayısıyla bunu çöpe attım. Üçüncü bir durum ise neydi? Üstün 0 olduğu durumdu. O zaman x kare eksi 9 eşittir 0 iken gelin hemen burayı 2 kare farkından çarpanlarına ayıralım. X eksi 3 çarpı x artı 3'ün eşittir 0 olduğu durumda buradan köklerim 3 ve eksi 3 geldi. Ne demiştik? Üstün 0 olduğu durumda da kontrol etmemiz gerek. Çünkü 0 üzeri 0 1'e eşit değildir. Bu bir belirsizliktir. O zaman öncelikle 3 kökünü deniyorum. X yerine 3 koyduğumda bakın 0 üzeri 0 oluyor. Yani belirsiz bir sayı geldi. Çöpe attım. Eksi 3 koyduğumda eksi 6 üzeri 0'dan bakınız evet işte tabanım 0 olmadığı için bu cebe atılmış oldu. Dolayısıyla bu eşitliği sağlayan x değerlerim 4 ve eksi 3 olur. Bunların toplamı da 1'e eşit bulunmuş olur. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorulara yaklaşımımız 2'nin hangi kuvveti 9'dur? 2 ile 9'un türediği 3 aralarında asal sayılar olduğuna göre buradaki sayı tam sayı olarak hiçbir şekilde düşünmeye çalışmayın. Şimdi önce gelin sayılarımızı düzenleyelim. 2 üzeri x. 9 mu gördün? Hemen yerine 3 üzeri 2'de. Burada ise ne var? 3 üzeri y eşittir. 8 yerine gel. 2 üzeri 3'te. Şimdi arkadaşlar biz üstü sayılarda bize bir eşitlik verildiğinde her iki tarafın üstünü
aynı sayıyla çarpabilirdik, bölebilirdik. Bunu daha önce konuşmuştuk. Tabanı aynı olan sayıları gözümüze kestirelim. Örneğin burada ikilerde, üçlerde. Herhangi birini gözüne kestirdiğimde, örneğin ikileri gözüme kestireyim. Şimdi ben bunların üstünü aynı yapmaya çalışacağım. Bunda x var, 3 yok. O zaman bu eşitlikte ben her iki tarafı 3 ile çarptığımda, bakınız 2 üzeri 3x'in 3 üzeri 6'ya eşit olduğunu söyleyebilirim. Burada ise x çarpanı yok. O zaman alttaki eşitlikte de her iki tarafın üstünü x ile çarparsak 2 üzeri 3x'in bu durumda 3 üzeri x çarpı y'ye eşit olduğunu anlamış olurum. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki sayıların birbiriyle aynı olduğuna göre artık sağdaki sayılarım da birbirine eşit olmak zorunda. Yani 3 üzeri x çarpı y'nin de 3 üzeri 6'ya eşit olduğunu söylersek artık tabanlar eşitse üstler eşit olacak ve buradan aradığımız x çarpı y değeri bulunmuş olacak. Yani aslında biz neyi buluyorsak işte bu tarz sorular aslında bize bunu sorar. Hemen geçelim bir diğer sorumuza. Bakın arkadaşlar hiçbir şey yapmıyorum. Buradaki x, y sayılarını düşünmeye çalışmıyorum ve sadece burası 3 üzeri x eksi 1. 25 yerine dedim 5 üzeri 2. Burası 5 üzeri y eksi 1. 27 yerine 3'ten türeyen bir sayı ve 3 üzeri 3 dedim. Hiç sorunun ne sorduğuna bakmıyorum. Şimdi bu tarz sorularda ne dedik? Aynı olan bir tabanı gözüne kestirin. Örneğin ben burada 5'leri gözüme kestirmek istiyorum ve bunların üstünü aynı yapmak istiyorum. O zaman burada y eksi 1'im yoksa her iki tarafın üstünü y eksi 1 ile çarpıyorum. Aynı şekilde burayı da. Altta ise iki sayım yok. O zaman burada ise her iki tarafın üstünü aynı sayıyla yani 2 ile çarpıyorum. Şimdi arkadaşlar bakınız biz bunları birbirine eşit hale getirdik. O zaman işte bunların eşit olduğu bu iki sayı da birbirine eşittir dedim. Yani 3 üzeri x eksi 1 çarpı y eksi 1'in 3 üzeri 6'ya eşit olduğunu söyledim. Şimdi ise arkadaşlar tabanlar eşitse üstlerin birbirine eşit olduğunu söylersek bakınız gelin bunları çarpalım. X, y eksi bu ikisini çarptım x. Bu ikisini çarptım eksi y. Bu ikisini çarptığımda artı 1'in 6'ya eşit olduğunu buldum. Yani x, y eksi x eksi y'nin 5'e eşit olduğunu elde etmiş olduk. Hadi gelin bakalım artık soru bizden ne istiyor? Öncelikle üstün üstü çarpılır. Yani 2 üzeri x çarpı y dedim bölü. Burada da tabanlarım aynı olduğuna göre çarpım durumunda üstleri topladım. 2 üzeri x artı y artı 2 1 daha 3 de buradan geldi. Şimdi bakınız arkadaşlar bölüm durumunda ve tabanlarımız birbiriyle aynı. O zaman buradaki sayıyı yukarıya geçirdiğimde eksi ile çarparak üstünü geçiriyordum. Dolayısıyla eksi x, eksi y, eksi 3 olurken sorunun benden istediği 2 üzeri xy, eksi x, eksi y, eksi 3 oldu. Bakınız hali hazırda biz zaten işte buradaki bilinmeyeni elde etmiş olduk. Gelin artık biz bunun yerine 5 yazalım ve burası 2 üzeri 5 eksi 3'ten 2 olurken cevabımızın 4'e eşit olduğunu elde etmiş olalım. Yani arkadaşlar bu tarz sorularda aynı olan bir tabanı gözüme kestiriyorum. Üstleri aynı yaptığımda diğer sayıların birbirine eşit olduğu durumda işte elde ettiğim denklem ya da veri zaten bana soruyu çözdürecek veri olacak. Şimdi de gelin üstte ifadelerde eşitsizlik durumlarını inceleyelim. Arkadaşlar buradaki kuralları unutursanız hemen size şöyle bir hatırlatma yapayım. Bakın aslında siz bunu unutsanız da kendiniz çıkarabilirsiniz. 2 üzeri 3 dedim ve 2 üzeri 2 dedim. 2 üzeri 3 nedir? 8. 2 üzeri 2 nedir? 4. 8 4'ten büyüktür. Bakın soldaki sayım sağdan daha büyük oldu. Şimdi yukarıya geçtiğimde 3 ile 2'yi kıyaslarsam 3 ile 2'den büyüktür derim. Yani arkadaşlar üstü sayılarda eşitsizliklerde tabanlarım aynıysa ben eşitsizliği yukarı çıkarmalıyım. Fakat yukarı çıkartırken tabandaki sayımı kontrol etmeliyim. Eğer tabandaki sayım birden büyükse yani A sayım birden büyükse işte bu durumda eşitsizliğim yukarı çıkarken
yön değişmiyormuş. Eğer unutursanız dediğim gibi küçücük bir örnekle işte bunu kendiniz de bulabilirsiniz. Dilim 1'de tabandaki sayımızı 0 ile 1 arasında bir değer alalım. Örneğin 1 bölü 2'nin 3. kuvveti ve 1 bölü 2'nin 2. kuvveti diyelim. Bu sayı nedir arkadaşlar? 1 bölü 8. Bu nedir? 1 bölü 4 yani 2 bölü 8. Bakınız sağdaki sayı daha büyük oldu. Pekala eşitsizliği yukarı çıkartırsam 3 2'den büyüktür. İşte arkadaşlar o zaman şöyle bir genelleme yapabilirim. Eğer tabandaki sayım 0 ile 1 arasındaysa ben eşitsizliğimi yukarıya çıkartırken gördüğünüz gibi burada yön değiştiriyormuş. Yani x değerim y'den daha küçüktür diyebiliriz. Hemen gelin buradaki özelliğimizi sorularımızda pekiştirmeye çalışalım. Bakınız arkadaşlar bize bir eşitsizlik verilmiş ve tabanları kontrol ettiğimde birbiriyle aynı olduğunu görüyorum. Hemen eşitsizliği yukarıya çıkartacağım. Önce burayı x artı 2 dedim. Burayı 2x eksi 1 dedim. Tabandaki sayımı kontrol ettim. 2 bölü 5 sayısı 1'den daha küçüktür. Dolayısıyla bu basit keseri olduğuna göre eşitsizlik yukarıya çıkarken yön değişikliği olacak. Yani soldaki sayının daha büyük olduğunu söyleyeceğim. Şimdi x'leri bir araya geçirirsek buradan x değerim 3'ten küçük olurken bize x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri sorulduysa işte aradığım x değerinin 2'ye eşit olduğunu söyleyebilirim. Bakalım bu sorumuza. Arkadaşlar öncelikle bizim eşitsizliklerde tabandaki sayılarımızın aynı olması gerekiyordu. Aynı değilse de bakın 4 sayısı 2 üzeri 2'dir. O zaman ben bunları 2'nin kuvveti şeklinde yazmaya çalışırsam öncelikle sol taraf 1 bölü 2 üzeri 2'nin üstün üstü çarpılırdı. Dolayısıyla burası 1 bölü 2 üzeri 2 eksi 4x olurken şimdi ben bunu 2 üzerili şekilde ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla paydamdaki sayıyı yukarıya çıkartıyorum. Yani 2 üzeri x artı 2 küçüktür 2 üzeri. Yukarı atarken üstüne eksiyle çarptım. Yani burası eksi 2 artı 4x olurken artık tabanların birbiriyle aynı olduğuna göre eşitsizliğimi yukarıya çıkartabilirim. Yani bunların arasındaki ilişkiye baktığımda öncelikle gelin buradaki ifadelerimizi yazalım. Hemen tabandaki sayımı kontrol ettim ve 2 olduğunu gördüm. 2 sayısı 1'den büyük olduğu için arkadaşlar eşitsizlik yukarı çıkarken yönünü koruyacak. Yani sağdaki soldakinden büyük olacak dedim. Şimdi gelin x'leri bir araya geçirelim. Buna attığımda 3x büyüktür 4 olurken x değerim 4 bölü 3'ten büyük oldu. Bizden x'in en küçük tam sayı değeri istendiyse 4'ü 3'e böldüğümde burası 1 küsür bir sayıdır. X değerim bundan büyük olup en küçük olacaksa işte x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri de 2'ye eşit olacak. Şimdi arkadaşlar sıralama sorularında tabanları aynılaştırabiliyorsak bunu tercih ederiz. Fakat gördüğünüz gibi burada 2, 5 ve 9'un mevcut. Öncelikle burada tabanların birbiriyle aralarında hasat olduğunu görüyorum. Yani A sayısı 2 üzeri 72 iken B sayısı 5 üzeri 24 dedim. Öncelikle 9 3'ün karesidir. Burası 3 üzeri 2'nin 18. kuvveti olduğu için C sayımda 3 üzeri 36'yı eşittir dedim. Şimdi tabanları aynı yapamıyorsam bu durumda üstlerde ortak bir çarpan elde etmeye çalışırız ki 24, 72 ve 36 sayılarının hepsinin içinde ortak bulunan çarpanım yani en büyük ortak bölenim 12'dir. Bakın 24 12 kere 2'ye, 72 12 kere 6'ya, 36 da 12 kere 3'e eşittir. O zaman ben A sayısının 2 üzeri neyin 12. kuvveti olduğunu düşüneceğim. 6 çarpı 12, 72 eşit olduğuna göre 2 üzeri 6 diyeceğim. Aynı şekilde 5 üzeri 2'nin 12. kuvveti 5 üzeri 24'tür. Ve 3 üzeri 3'ün 12. kuvveti de 3 üzeri 36'ya eşittir. Şimdi artık bu sayıların üstünü aynı yaptığıma göre tabanı büyük olan sayım daha büyüktür. 2 üzeri 6 sayım kaç oldu? 64. 5 üzeri 2 25. 3 üzeri 3 de 27 oldu. Yani tabana en büyük olan sayım 64 ile A sayısı daha sonra 27 ile C dedim. Ve en küçük sayımın da gördüğünüz gibi B olduğunu elde etmiş oldum. Geçelim bir diğer sorumuza.
Arkadaşlar, kaç basamaklıdır soruları da üst sayılarda çok klasikleşmiş sorulardan. Biz bu kadar büyük sayıları hesaplayamayacağımıza göre bu sayıların sonundaki sıfır adedini bulmaya çalışacağız. Bunun için de 2 ve 5 çarpanlarına odaklanmamız gerekecek. Öncelikle 25, 5'in ikinci kuvvetidir. Hemen bir de bunun üçüncü kuvvetini alalım. 3 üzeri 2 mevcut. 8 yerine geldim. 2 üzeri 3 dedim. Bunun ikinci kuvveti olacak ve 10 üzeri 10'umu yazdım. Şimdi ise arkadaşlar burası oldu. Üstün üstünü çarptığımda 5 üzeri 6. 3 üzeri 2'm var. Burası da 2 üzeri 6 olurken şimdi bakınız arkadaşlar 2 ve 5 çarpanları elde ettiğime göre hemen üstlere odaklandım. Üstleri aynı oldu. Üstler aynıysa tabandaki sayılarımı çarptım. 10 üzeri 6, 10 üzeri 10, bir de burada 3 üzeri 2 mevcut. Şimdi bakınız arkadaşlar burada zaten tabanlarım aynı. O zaman çarpım durumunda üstleri topladım. Önünde de 3 üzeri 2 sayım mevcut. Şimdi basamak sayısını mı bulmak istiyorum? Öncelikle öndeki sayıyı çıkardım. Bu nedir? 3 üzeri 2'den 9. Bunu 10 üzeri 16 ile çarptığımda bu ne demek? Bu sayının sonuna 16 adet 0 koy. Peki bakın kaç basamaklı bir sayı elde ederim? 16 tane 0'ım var. Bir basamakla 9'dan geldi. Bu durumda işte basamak adedini bu şekilde elde etmiş oluruz. Yani arkadaşlar bize basamak sorulduğunda o sayının içindeki 2 ve 5 çarpanlarını elde edeceğiz. Yani o sayının sonunda kaç adet 0 olduğunu bulursak başlangıçtaki sayıyı da elde ettiğimizde soruların çözümünü kolaylıkla yapabilmiş oluruz. Şimdi bu sorumuzda da arkadaşlar bakın 7 üzeri x'li ifadeler, 3 üzeri y'li ifadeler mevcut. Gelin önce 3 üzeri y artı 2'miz var ya, ben bunu parçalarsam 3 üzeri y çarpı 3 üzeri 2. 3 üzeri 2 zaten hali hazırda bir 9'dur. O yüzden akla karayı ayıralım. Yani sayıyla bilinmeyeni ayırmaya çalışalım. Yani bu denklemi düzenlediğimde artı 3 üzeri y çarpı 3 üzeri 2. Yani 9 tane 3 üzeri y'nin 130'a eşit olduğunu yazdım. Aynı şekilde alttaki denklemimde de 2 çarpı 7 üzeri x'im. Aynı şekilde bakınız burayı da parçalarsak 3 üzeri y çarpı 3 üzeri 1 dediğimde burada da 3 kere 3'ten 9 çarpı 3 üzeri y elde ettik. Ve bu da bize 17 olarak verilmiş. Şimdi gelin arkadaşlar ben bu iki denklemi taraf tarafa topladığımda bakın 9 tane 3 üzeri y ile eksi 9 tane 3 üzeri y toplamı birbirini götürdü. Pekala burada 1 tane 2 tane daha 3 tane 7 üzeri x'in ben bu ikisinin toplamından 147'ye eşit olduğunu buldum. Hemen her iki tarafı 3'e bölelim. 4 kere 3 12 olurken 7 üzeri x eşittir oldu 49 ve buradan x değerinin 2 olduğunu zaten bulduk. Bizden x artı y mi isteniyor? O zaman gelin arkadaşlar x'in artık ne olduğunu bulduysak hemen x gördüğümüz yere 2 koyalım. Burası oldu 7 üzeri 2 yani 49. Artı 3 üzeri y artı 2 eşittir 130 olurken hemen sayıları bir araya geçirdik. 3 üzeri y artı 2 değerimiz oldu 81. 81 3'ün 4. kuvvetine eşit. Tabanlarım aynıysa üstlerim aynı dedim. Y artı 2'nin de 4 olduğu durumda bunu sağlayan y değerinin 2'ye eşit olduğunu buldum. Bizden x artı y isteniyorsa artık sorumun cevabına ulaşmış oluruz arkadaşlar. Üstlü sayıları da bitirdiğimize göre bundan sonraki matematik konumuz köklü sayılar. Arkadaşlar köklü sayılar aslında üstlü sayıların yandan yemişi diyorum ben. Köklü sayıları üstlü sayıya çevirdiğimizde aslında buradaki tüm özellikleri kullanarak oradaki sorularımızı da kolaylıkla çözebiliyoruz. O zaman bu dersimiz de bittiğine göre sıra sizde, hemen ödevleri yapıyoruz ve bir sonraki videomuzda görüşüyoruz. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.